Evet. Biraz aldım dikmeden, halvembellerini bükmeden, halvembellerini bükmeden. Bana bir armağan ver, helvem bambaçaya gitmeden. Bana bir armağan ver, kiraz bahçesine gitmeden. Tombalacık halimem yar kaşına gel, ben gidiyorum bahçeye düş peşime gel. Tombalacık halimem yar kaşına gel, ben gidiyorum Bolu'ya düş peşime gel. Kiraz aldım dalından, halimem yiyemedim balından. Halimem bilemedim dalından. Kimseler de anlamaz halimem benim halimden. Halimem benim halimden. Tombalacık halimem taş başına gel, ben gidiyorum bahçeye düş peşime gel. Evet, ağzına sağlık. Sağ ol. Evet, Ziya Ekim beyefendi, burası Manisa Selendi ilçemize bağlı. Köyümüzün adı Terzler Mahallesi. Terzler köyündeyiz, mahallesindeyiz ve bir kiraz bölgesindeyiz, kiraz diyarındayız. Rekor gelişim müşterimiz Ziya abi. Kaç dekarlık tarım yapıyoruz ya abi? 25-30 dekar var. Bütün kirazlarınızı kullandınız. Kullandık. Kullandınız. Ve şu an sulanmayan bir bölgedeyiz. Rekor gelişim. Evet. Hasatları yapıldı, edildi. Bu erkenci bölgesiniz haliyle. Evet, erkenci bölgedeyiz. Öncelikle ağzınıza sağlık. Gayet güzel bir sesiniz var. Eğer biraz da hani şarkıları bilseniz daha böyle şey. Yaşım genç olsaydı müzisyen olurdum yani. Var ya, beraber yürüyoruz yani. Şey değil, sesiniz çok güzel. ve Erol Ekim abinin oğlu. Evet. Kendileri de. Şey, babası pardon. Ziya abi, bir anlatır mısınız? Yani yıllardır kiraz işi yapıyorsunuz, tamam mı? Ya bu kadar evet. Yere bakıyorsunuz. Rekor gelişim ne sağlıyor? Yani suyundan tutun da toprağına, verimine, yaprağına, dolu zararı olduğunda ne yapıyor? Yani neler sağlıyor yani? Şimdi biraz yaklaşalım şöyle. Yıllardır çiftçiyiz aynı zamanda. Evet. Ve 25 senedir bu kirazları yetiştiriyorum ben. Maşallah. 25 senedir. Allah uzun ömür versin. Başka bir bahçem 25 yaşında. Evet. Ve burası 15 yaşında aynı evet. zamanda. Hı hı. Ama bugüne kadar gübre kullandık. Hı hı. 20-20 kompeze denilen gübre. Hı hı. Ve 15-15 kullandık daha önce. Evet. Ama bu rekor gelişimi bu sene önerdiler, bu sene kullandık. Evet. Ve kullandık aynı zamanda toprakların diplerin, gübreyi kullandığımız yerlerin. Baksak da olur, bakabiliriz. Gösterelim. Önce şu sürdüğümleri bir gösterelim birazdan. He. Şuradan itibaren tuttunuz az önce. Gel ben size çekeyim şöyle. Bir şey gösterecektiniz az önce. Evet. Mesela şu budak bu sene alınmış baharın. Aynı zamanda ağaçları canlandırıyor. Ve sürgünler. Evet. Bugün 70-80 santim veya 90 santim. Peki size bir soru. Uzamış. Şu anda burada sulama çok aynılar yapılsa da aynı toprak yapısında, aynı kuzeye bakan bölgeler var ağaçlar haliyle. Evet. Yani sulanan yerlerde bu sürgün var mı efendim? Hayır. Şu yaprak var mı? Hayır. Şu genişlik var mı? Yok. Şu göz kalitesi var mı? Yok. Yani şuradaki gözlerimiz az önce gördük haliyle. Evet. Ondan sonra dolayısıyla hani bir iştah yok yani. Yok mesela evet. Ağaçta yaprağı var küçük ve cansız. Evet. Baygın halinde. Baygın halde. Uçkunu var 25 santim. Evet. Uzamış veya 20 santim. Bunun gibi 50 santim, 80 santim, 90 santim. Evet. Uzayan kaç tane ağaç bahçe gezdik başkalarına ait? Düzgün yani açısı falan düzgün böyle kuzeye bakan. Yani halleri ne halde yani? 10 tane bahçe gezdik aşağı yukarı. Evet. Komşu arkadaşların. Evet. Yani burayı hiçbirisi tutmuyor yani. Peki su hissettirme ile alakalı başarısı nedir efendim? Bir onu anlatır mısınız? Bu toprak rekor gelişim toprağı aynı zamanda nemli ve yumuşak tutuyor. Hı hı. Bu baktığımız yerler mesela ki örneğin şöyle diplerinde. Evet. Biz de yeni farkına vardık. Evet. Mesela şu buraların nemli olması, böyle yumuşak. En son düzgün yağmur ne zaman yağdı? Buraya yağmur yağmadı. Ne zamandır? Ne zamandır yağmadı? Belki 18 Haziran. Yeter, ağacı sökmeyelim abi isterseniz daha da fazla. Bu mesela buradaki evet. bu yumuşaklık, çoraklık halinde mesela ki şu şey evet, gerçeklik. Evet. Bunun burasında yok mesela. Tabii, bunun şimdi yok. Burada ben hemen şunu söyleyeceğim. Bakın bana doğru çekin bu. Şimdi Ziya abimiz bunu daratmış. Buradan buraya evet. daratmış. Tamam, faydası olmaz mı? Olur. Çünkü buradan akan gelen, yukarıdan akan gelen su
burada birikir, alta iner, dağılır. Ama bugün en doğrusu şuraya kadar atabilmek yani. Dal bitimine kadar, bakın şu dalların bittiği yere kadar buradan böyle atabilmek yani. Çünkü hatta da bütün tarlaya da saçılabilir yani. Çünkü bakın neden olabilir? Burası şu anda %15 eğim olan bir tarla. Dolayısıyla en az %15 olan tarla burada yağmurlar fazla yağdığı zaman erozyon olmasın diye toprağın tamamının gevşek olması da muhakkak suretle haliyle bu şeyi sağlayacak hali. Evet. Yani toprak tabanı sağlayacak hali. Şöyle gelelim çekelim. Bugün bir ağacı göstermeyelim. Başka ağaçları da gösterelim. Bahçeyi. Mesela aynı zamanda o kiraz gelin. Ağacı. Evet buyurun gelin. Ya bu da vişne ağacı mesela. Vişne ağacı. Nasıl vişne ağacının sürgünleri gene? Vişne ağacının sürgünleri de güzel. Baktığın zaman yapraklarda bir canlılık var. Evet pırıl pırıl yani. Pırıl pırıl. Başka vişneleri gördüğün zaman yaprakları gülmüş. Birçoğunun ağaçları, kiraz ağaçları. Evet. Aslında vişne ağacı gibi yapraklar küçük küçük yani. Biraz daha bundan büyük sadece. Evet vişne yani. Dalı gibi. Evet vişne dalı gibi hali. Heh. Gelelim bakın şu ağaca bakalım gene. Nasıl şu ağaç? Sürgünleri gösterelim bir. Evet. Gelelim böyle. Şöyle başında. Biraz daha çekiyoruz şöyle. Buyurun. Sürgünler evet, ağaçların buyurun. Başında ve evet. Ucuna yukarı doğru. Evet. Bastı şöyle. Peki rekor gelişim tane ile ilgili ne yapıyor? Ne gördük, ne tespit ettik yani? Bu sene dolu yağdı buraya muhalif. Ya çok benim, yoğun. Ben taneyle fark görmedim. Çünkü neden? Mahsul toluya çarpıldı. Onun için mahsul toplamadım. Bütün tarlanın tamamını kullandınız haliyle. Ha, tarlayı bütün komple kullandım. Evet. Bütün komple kullandınız. Ha. Dolu çok iyi bir dolu vurduğu için. Dolayısıyla mahsul almadım yani. Mahsul alamadınız maalesef. Sigo. Peki bu arada yine enişteniz Sayın Ahmet Dönmez. Dönmez beyefendi. Ahmet abi sizden ricam bir gelir misiniz şöyle? Siz de denemek için artık bozuk bir yere kullandınız. Evet. Bir tarafa da kullanmadınız. İyi yere kullanmadınız, bozuk yere kullandınız. Evet. Peki ne oldu? Ben hatırlıyorsunuz yani. İki bahçeden birini kullandım ben. Evet. Özellikle bozuk bahçeye. Suluyorsunuz bahçeleriniz bu arada. Bahçeler evet suluyorum. Evet. Yani kalite farkı olarak güzel kalite. İri kiraz aldınız. İri kiraz aldık. Evet. Kullanmadığım bahçeye nazaran daha güzel kaliteli meyve aldım. Aldınız. Ve yaprakları daha canlı. Daha canlı. Evet. Daha canlı, daha geniş. Evet. Sürgün daha fazla. Evet. Peki şu an aynı toprak yapısında kayınpederinizin bahçesindeyiz. Evet. Burada sulanmıyor. Evet. Peki suyla alakalı konuda şu an 10 günde bir sürüyorsunuz siz. Evet. Yani burada bugün sulamayla ilgili bir yanlış yaptığınızı farkında mısınız şu anda? Vallahi şu anda yani sulanmayan bir bahçede. Anlattığınıza göre evet. Şu an sizin ağaçlarınız bundan güzel mi şu an sulamadığınız yerler? Hayır. Güzel değil. Evet. Dolayısıyla evet. Demek ki olay suyu İyi olur diye suluyoruz ama demek yanlış. Su az geliyor. Siz sulamıyorsunuz zaten. Evet biz sulamıyoruz. Burada bakın suyu eğer toprağınızda suyu emdirirseniz kökü daha derine indirirseniz şu an olduğu gibi evet. Zaten öyle 10 günde bir sulama toprak yapılarına gerek yok yani. Evet. O yüzden sizden ricamız diğer atmadığınız yerlerde kullandığınızda daha doğru kullandığınızda zaten onları bir kere sulayın düzgün emsin bir daha sulayın güzel emdirin. Daha bir daha hani 10 gün gerek yok. Hani gelecek sene için de aynı şekilde. Hani çünkü su bu bölgede kiraz rahatlıkla su yetişebiliyor ki evet, yani yetişiyor. Konumu da güzel ağaçlarınızın yani. Evet. Yani sulamayı bir çözüm olarak görmeyin. Nitekim olmadığını da gördünüz yani. Evet. Yani attığınız yerle atmadığınız yer arasında ikisi de atıldı ama atılan yer daha iyi. Evet. Bakın burası sulanmayan ama atılan bir yer ama sulanan atılan bir yer, atılmayan bir yerden daha iyi yani. Evet. Yani demek istediğiniz olay bu haliyle. Evet. O yüzden tavsiye ediyor musunuz Ziya abi? Rekor gelişimi? Evet. Her zaman için. Her zaman için tavsiye Her ediyorsunuz Her zaman yani. İçin. Evet. Yani kullanmayacaksın diye bir şey yok. Gücü yeten alsın kullansın. Alsın. Durum böyle. Her şey güç meselesi haliyle. Her olay şey budur. Güç meselesi. Tabii ki haklısınız haliyle. Durum böyle. Birkaç ağaç da bakalım. Bakın hepsi güzel güzel. Şu an 9 Ağustos'tayız ve yılın en sıcak günlerini yaşıyoruz. Yani haberlerde uyarı veriyor. Yani ciddi manada şey veriyor. Ama ağaçlarımızda bir pörsüme yok haliyle, buruşma yok haliyle. Dallar gayet başarılı. Peki kuruyan ağaçlarla ilgili siz ne yaptınız abi? Kuruyan ağaçlara mesela ki canlandırdı bu bahçede yok ama başka bahçede var yani. Onları da toparladı yani. Toparladı yani. Yine eksik kullandığınız halde. Eksik kullandı. Daha doğru kullanmanızı tavsiye yani. Ediyoruz halde bu şekilde. Durum böyle. Bir tanesine ben 800 gram gübre verdim. Evet. Damın başına kiraz vardı ama. Evet. O onun güzel uç yaptı yani. Evet. Kestim abi yerleri. Son bir şarkıyla kapatalım isterseniz yani alıştırdınız bizi böyle. Şarkı ne söyleyeyim ben? Ya bildiğim bir şey söyle. Buranın yöresel bir şarkısını söyle. He. Burası Sima bölgesine yakın 35 kilometre. Ondan sonra Selendiye'ye çok yakın 15 kilometre 20 kilometre. Öyle mi? Müzisyen değilim ben. Ne söyleyeyim ben müzisyen ya? Müzisyen değil. Şarkı türkücü olmak ayrı bir şey yani. Güzel sesiniz var. Dinlemek istiyoruz yani. Havada bulut mu var?
bu ne dumandır? Mehleden ölüm mü var? Bu ne yamağındır? Anam yemeğindir, gülü çimendir. Giden gelmiyor, acep nedendir? Burası Muş'tur, yolu yokuştur. Giden gelmiyor, acep ne geçtir? Benim bir sen yapacaksın. Yok. Savaş Bey yeter burada. Çok teşekkürler. Ağzını sağlık maşallah. Evet. Hoşça kalın. Çok teşekkür ederiz. Güle güle. Sağ olun. Erol. Bizleri tercih edip buraya kadar geldiğiniz için. Benden Erol Ekim'e çok çok selam. Ali. Rekor gelişimi üreten fabrikaya ve işçilerine de. Aleyküm selam. Hoşça kalın. Sağ olun. Sağ olun.